Arkadaşlar hoş geldiniz. Üçgen Pressing'in Derbi özel bölümündeyiz ama biz bir bölüm çektik az önce. Fakat onu izlemeyeceksiniz. Onu izlemeyeceksiniz çünkü İlker Dural'ı kaydetmemiş arkadaşlar. Kameranın son ya ışıkta bir problem mi var herkes? Ya genelde hani biz kadrajları belirlerken benim kadrajıma da İlker abi bakıyor. Son olarak kadraja bakıp play'e basıyordu. Bugün basmamış, kayda basmamış. Kadrajın dışına çıkma. Şimdi bahane üretiyor. Abi derbi ne olur? Bir şey üretemiyorum çünkü. Şimdi şöyle. Bir, Beşiktaş'ta Victor Ruiz gitti. Stoper'de kim olacak? Birinci soru bu Beşiktaş'ta. Sen Necip diyorsun. Çıkış noktanda Caner'le aynı soru. Konu hani skor ya, odaklı. Erdoğan Hoca oynamaz. Sergen Hoca. Erdoğan değil mi? Genç stoper kanalımızda Erdoğan. Ya, Sergen Hoca'nın geçen haftalarda da gördüğümüz bir şey var. Antrenmanda kim performans veriyorsa ve oyun kimi çağırıyorsa ben onu oynatırım diyor. Bugüne kadar gittiği takımlarda bunu yaptı. Hep bunu yaptı. Beşiktaş diye bundan vazgeçeceğim yok. Genç kazanacağım, gençe harcayacağım diye bir düşüncesi yok. İletişimi iyi ki Caner'i kaybetmemiş. Caner oynadı. Evet, oynadı. İletişimi iyiymiş ki Rıdvan iyi hazırlamış. Hala. Rıdvan hala kenarda hazır ve bekliyor. Bunların hepsini arka arkaya koyduğun zaman kimin oynadığından daha çok kimin hazır olduğu önemli Beşiktaş'ta. Peki. Sergen Hoca da buna bakıyor. Sen Necip diyorsun. Eyvallah. Fakat bir yandan da şu var. Beşiktaş yani şimdi Laiç yok, Boateng yok, Enkudu yok, Umut Nayır zaten geçmiş olsun da artık neyse ki negatif çıktı Covid testi. Umut Nayır yok. Şimdi Beşiktaş 11 oyuncu, 12. oyuncusu yok neredeyse ve Fenerbahçe daha az eksik. Fenerbahçe'nin problemlerini konuşacağız ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin en düzgün yeri Ozan Tufan'ı abuk subuk yerde oynatmadıkları zaman Gustavo Ozan ikilisi. Yani o orta saha. Şimdi o orta saha cevap vermek için tıpkı Kayseri maçındaki gibi ben Necip Emin'in Atiba üçlüsünü düşünüyorum Beşiktaş orta sahasında. O yüzden ben Necip'i bu sefer savunmaya koymuyorum, stopere koymuyorum. Sergen Hoca bir yenilik yapmayacaktır. Neden diye soracak olursan kendince zaten yeniliği birkaç maç önce yaptı. Lens'i geriye çekip stoperlerle beraber oynatır. Onu da soracağım şimdi. Yani Gökhan'ın olmadığı noktada Gökhan olmazsa Lens değil mi? Sağda. Lens'i alıp hani sen dedin ilk kaydımızda Douglas'ı oynatmıyor, düşünmüyor diye. İyi tamam yani düşünülmeyen bir adam varsa Caner'i sağa çekeyim, Rıdvan'ı sağa çekeyim vesaire gibi arayışın içinde dolanmak lazım. Hele bu maç derbide olmaz. Aynen öyle. Ya yani Erdoğan'ı da kaybetmek istemezsin. Yani bir derbiyle genç bir oyuncuyu tekrar takıma kazandırmak çok gerçekten Türkiye şartlarının dışında bir iş olur. Onu da şu an yapabilir mi? Çok zannetmiyorum. Yarıştasın çünkü. Avrupa ve Şampiyonlar Ligi hala ihtimalin yani, var. Bu arada bir hatırlatalım. Beşiktaş hangi kupaya, hangi turdan katılırsa katılsın seri başı olacak. Aynen öyle. Yani Şampiyonlar Ligi hedefi Beşiktaş'ın hakikaten o üçüncülük. Trabzon cezalarsa Beşiktaş'ı bayağı bir heyecanlandırıyor. O yüzden de yani bu noktada lens koyarsın, risk almazsın. Bildiğin oyunla oynarsın ama tek planda maçı en erken şekilde çözmen gerekir. Çünkü 5 oyuncu değişikliğinin yapılabildiği bir yerde ne kadar beğenelim beğenmeyelim, ne kadar çok açığı olsa da, teknik adamı olmasa da küfür meselesiyle Emre ve Dirar birbirine girmiş ve teknik adamsızlığın olduğu bir yerde her şey soru işaretiyken geriden yani bench'ten çok daha fazla hamle yapma şansı var Fenerbahçe'nin. Aynen. O yüzden öyle. Beşiktaş'ın maç başlar. 20. dakikayı ilk su molasına kadar skoru bulup üstünlüğü sağlarsa Malatya maçındaki gibi ondan sonra savunmaya geçer Beşiktaş. Aynen ve bunu da yapabildi mi? Hem de düşme potasında hoş Malatya tek Gökhan'la saldırınca. Yani Gökhan'dan başka bir şey yoktu yani. Evet. Fenerbahçe'de kim var? Vedat Muriç var ama kullanamıyor ki Fenerbahçe'yi. Ben yani Vedat Muriç'in formsuz olduğu gerçeğini kabul etmiyorum. Ya yani şöyle kabul etmiyorum. Hep böyle benim inanmadığım bir klişe var ya atanınla tutanın iyi olacak. O klişenin bir aslında taca çıktığı bir dönemde Fenerbahçe. Çünkü atanın iyi olması önemli değil abi. Attıran organizasyon iyi olacak. Atanın zaten Fenerbahçe'sin. Fenerbahçe zaten iyi atan alır. Ya bak. Vedat Muriç organizasyonunu kaybetti Fenerbahçe. Sezon başında böyle miydi Vedat Muriç? Ya tabii ki sonra onun formsuz etkilenmiştir ama Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'i gol attıran organizasyonu bitti ki. Maçı nerede yani hücumu nerede başlatırsın? Savunmada başlatırsın evet. Değil mi? Fenerbahçe'nin, bak Beşiktaş'ın bu kadar eksiğine rağmen hemen savunma kurgusunu koydun ortaya değil mi? Aynen. Yazdın. 4 kişiyi oluşturdu. Fenerbahçe'de 4 kişiyi yazdı. Tolga bana yazılıyor, işte Ozan olabilir. Falit'in sakatlığı var, oynayıp oynamayacağı belli değil.
beklerin dışındaki beklerin bir tanesiyle de takım kaptanı mı, teknik direktör mü artık ne olduğu neyse o artık. Yani, hani, yani Emre'nin yani, sıfatının ne olduğunu koyamadığımız için. Kibir yapmıştır diye düşünüyorum. O hani konum insana öyle bir şey getir. Umarım öyle o sebepten değildir yani. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlışla ilgilenmiyorum ama Emre olunca ve Emre'nin böyle bir şey yaptığı haber olunca açıkçası benim aklıma yapmamıştır cümlesi gelmiyor. Zaten sorun orada. Yapmamıştır. Bir Şafak'ın özel haberiydi bu. Yani akşam gazetesindeki Şafak arkadaşımızın özel haberiydi. Bana da. Yani zaten asıl sorun o. Yani yapmamıştır diyemiyorum. O yüzden bunların hepsini arka arkaya koyduğum zaman bu kadar kalabalık bir kadroda hala 4 savunma oyuncusunu şu olur şu olur şu olur diye yazamadığım bir takımın derbi kazanabilmesi ve pandemide taraftarın olmadığı, ateşleyici unsurların olmadığı, yani rakip takım taraftarı bile size ateşler. Joshua Kimmich ne diyor? Yani ben takım arkadaşlarımı ateşlemek zorunda kalıyorum. Hiç alışkın olmadığım bir şey değil. Deplasman tribününden küfür yerdim, motive oldum tırnak içerisinde. Sen bütün hocalar söyler bunu. Şimdi bundan da yoksunsun. Fenerbahçe'nin gerçekten hani saha içindeki ve saha dışındaki problemleri Beşiktaş'a bu kadar fazla. Bu kadar eksiğine, bu kadar daha fazla sıkıntıya, saha içi sıkıntıya sahip olmasına rağmen Beşiktaş Fenerbahçe karşısında bir tık daha önde diyoruz aslında. Yani sanki öyle bir durum var. Valla ben ya da eşit aslında. Ben bunu söylediğime inanamıyorum. Evet. Ben Fenerbahçe'nin önde olduğu, ya yani kağıt üzerinde her şeye baktığın zaman şartlar Fenerbahçe demeli. Ya demeli ama diyemiyoruz. Dedirtemiyorsun. Evet. Neden? Bu kadar kalabalık oyuncu grubun olmasına rağmen Hasan Ali Kaldırım dışındaki 3 savunma oyuncunu yazamıyorsun. O 3 oyuncuyu yazamadığın gibi orta sahayı yazamıyorsun. Hücumda inişli çıkışlı çok performansın var. Ya maalesef Fenerbahçe'nin derbi vesaire her şeyden daha bağımsız çok ciddi problemleri var. Yani evet, yönetimsel krizler olsun, oyuncu profilleri olsun. Çok zor. Çok zor. Başakşehir şampiyon ilerleyecek büyük ihtimalle. Hani bir Konya kazası daha yaşamazsa. Kayda bastın değil bastım, mi? Bastım bastım bastım. Espri yapacaksan. Yapacağım. Yok şey de yaptım. Sabah izmanda da yaptım. Cepte var o. Başakşehir şampiyon olursa bugün bir bilim kurulu üyemiz de profesörümüz de aman şampiyon kutlamalarında dikkat edelim demiş. Yani Başakşehir şampiyon olursa zaten kutlama yapacak olan insan sayısı belli. Covid yayılım hızı o anlamda genel bir şampiyonluk kutlamasını çok altında kalır. Bir Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon şampiyonluk kutlamasında. Başakşehir 3. kısımda işte 400 yani, kişilik bir kutlama. Aynen yapıyor. O yüzden hani hasbelkader ehveni şer diyelim. Hani bu bağlamda Başakşehir'in şampiyonluğu orada karma bizi koruyor. tamam. Bitirdik. Daha bugün yani bu hafta sonu 1. ligde 2. olacak olan takım da belli olacak. Bakalım kim gelecek? Hep beraber göreceğiz onda. Erzurum mu, Akhisar mı, Bursa mı, Adana Demir mi? Çok acayip bir durum. Akhisar. Akhisar mı diyorsun? Ben Akhisar playoff'tan gelecek gibi geliyor bana. Ya, Yılmaz Hoca playoff'ları seviyor. O zaman sanki Erzurum şey yapmaz. Bırakmaz. Bırakmaz gibi geliyor ben bana. Ben Bursa'ya inanmıyorum ya. Yani yo, İrfan Hoca'yı çok sevmeme rağmen Bursa Spor'u zaten şey yani bu arada playoff eşleşmeleri de belli olacak. Yani o kadar sıralama birbirine yakın ki. Kerem Vatan yine geliyor. Vallahi bilse yaptığımızı bize ne kızar ki bilsen. Merhaba Kerem. Hadi bitirelim o zaman biz. Kaydı bitirdik. Kaydı bitirdik. Herkese keyifli bir hafta sonu iyi bir derbi unutmayın. Olsun. Abone olun. Like de bırakırsanız ve izlersiniz. Bir de zili de tıklayın ki böyle videolarımızdan haberdar olun efendim. Daha çok izlensinler. Ne yapalım? Öyle işte. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.